Evet sevgili dostlar, bugün aslında Capella isim koçluğu eğitimi hakkında bilgi vermek için bir canlı yayın arzu etti yeni katılımcı arkadaşlar. Çünkü bir ön bilgi almak istiyorlar. Bu yüzden ben bu videoyu açtım. Ve umarım ki herkese bilgilendirici güzel bir video olur. Şimdi katılımları bekliyorum şu anda. Bakalım. Buradan sorusu olanların sorusunu alacağım. Yanıtlayabildiğim kadar elimden geldiğince yanıtlayacağım. Diğer katılımcı arkadaşlar gelsinler. Anlatalım. Kısa bir süre içerisinde anlatmam gerekiyor. Çünkü benim de ve diğer bazı arkadaşlarımızın da dersleri oluyor. Saat 8.30'da 9'da başlıyor. Kimse dersini kaçırmasın istiyorum. Bu yüzden de bu saate aldım. Biraz böyle yemek saati gibi oldu bu saat ama yani sizler sadece izleyeceksiniz ve sormak istediğiniz soruları soracaksınız burada bana. Ben de ona göre cevaplayacağım. O yüzden bence makul bir saat bu saat. Capella isim koçluğu eğitim gerçekten ilgiyle takip ediliyor arkadaşlar. Buraya gelenler mesaj yazarlarsa onları görürüm kim olduklarını. Ve linki paylaşırsanız arkadaşlar gruplarınızda katılmak isteyenler katılırlar. En azından sormak istedikleri soruları sorarlar. Ben de cevaplayacağım buradan çünkü çok merak edilen bir konu bu. Geçen ayki eğitimimiz sonlandı. Ayın 10'unda başlamıştı. Ve ayın sonuna kadar işte bir 15 gün boyunca çalışmalarımız oldu arkadaşlarla. Sonlandı. Katılım belgelerini aldılar arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası görüyorsunuz benim home ofisim. Evimin salonunu bu şekilde ayarladım. Ben sadece isim koçluğu yapmıyorum. Aynı zamanda sauna, masaj, güzellik cilt bakımı hizmetleri de veriyorum evimde. Aynı zamanda kupa terapisi yapıyorum. Ve bu konuda da eğitim veriyorum kupa terapisi, sülük terapisi hakkında. Dolayısıyla arkamda sedye olduğunu bu şekilde anlamış bulundunuz. Neden bu sedye burada diye soracaksınız çünkü biliyorum sorular gelecek yavaş yavaş. Burası benim dediğim gibi home ofisim. Hep bu odadan yapıyorum. Eğitimlerimi de bu odadan veriyorum akşamları. Ah Nigar hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Çok seviyorum arkadaşlar. Nigar hocama buradan çok sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Kendisini yüz yüze görmedim henüz daha. Ama böyle gruplardan, WhatsApp'tan, onun hatta çok güzel bir atölyesi vardı. Tefekkür atölyesi. Ona katılmıştım. Çok ulvi, güzel bir ses tonu var ve o ses tonuyla çok güzel meditasyonlar yaptırdı bize. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Kendisine ulaşabilirsiniz bu konu hakkında. Tefekkür atölyesi gerçekten insanın ufkunu açan, farkındalıklarını yükselten bir atölye. Şimdi yavaş yavaş ben isim konusuna girmeye başlayayım. Nasıl olsa kayıt edilecek. Giren arkadaşlar, şu anda nasipli olan arkadaşlar dinlemiş olsunlar. Şu anda giremeyen arkadaşlar da kaydedildikten sonra zaten YouTube kanalından açıp dinleyip işte isim konusu neymiş ne değilmiş öğrenirler diye biraz bahsetmek istiyorum şimdi size. Arkadaşlar aslında Hacer Hanım hoş geldiniz. Eğitimin kaç gün sürdüğünü hepsini anlatacağım şimdi. Baştan başlamak istiyorum. Herkesin ismi levh-i mahfuzda kayıtlıdır diyoruz biz.
Eğer anne baba levh-i mahfuzda kayıtlı ismi sana vermedilerse, işte o zaman akıl ve kısmetin, nasibin bu dünyada maalesef 7 kat düşük olur. Ve herhangi bir işte 7 kat daha ağır çalışır. Bunu Şeyh Şerafettin Hazretleri bildirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kötü mana içeren isimleri değiştirmekle kalmamış, Seddi Zerai kuralı gereği bazı çok iyi mana içeren isimleri de değiştirmiştir. Burada biz işte bu konulara değiniyoruz arkadaşlar. Bu isimler hangileridir, nelerdir? Bunlara bakıyoruz. İsim uyumu. Şimdi bu levh-i mahfuz dediğimiz zaman biraz böyle insanların kafası karışıyor. Evet arkadaşlar, biz levh-i mahfuzu görmüyoruz, göremeyiz. Çünkü bunun bilgisi bizim gibi avam kullarda mevcut değildir. Ancak ve ancak Allah'ın bazı sevdiği veli kulları, bazı veli kulları diyorum. Çünkü her veli kuluna bu ledün ilmi verilmemiştir. Bazı veli kulları bunları biliyorlar. Ledün ilmi herkeste bulunmaz. Bazı peygamberlere verilmiştir. Hızır Aleyhisselam da vardır. Yani peygamberlerin bile hepsinde yoktur. Dolayısıyla biz ledün ilmine sahip olmadığımız için levh-i mahfuzdaki ismimizi bilmiyoruz. Fakat bu nasıl oluyor derseniz, işte bunu ders konularında anlatıyorum. Bunu bilmeyenler de zannediyorlar ki biz levh-i mahfuzdaki isimleri araştırıp buluyoruz da onu koyuyoruz insanlara. Öyle değil. Sadece bilinçaltımız bizim geçmişten beri süregelen kodlarla dolu. DNA'mızdaki atalarımızdan gelen kodlarla dolu. Dolayısıyla biz bilinçaltı seansları yaparak bu seanslarda kişilerin levh-i mahfuzdaki ismine daha uygun bir ismi hesaplarla birlikte bulabiliyoruz. Bu hesapları da nasıl yapıyoruz derseniz, işte o zaman yine dersimize bekliyoruz. Şimdi buradan Hacer Hanım'ın bir sorusu vardı. Şöyle göreyim. Ders ne zaman başlayacak? Ayın 10'u itibariyle başlatmayı düşünüyorum Hacer Hanım. Eğitim bir 15 günü buluyor. Her gün her gün canlı bir yayın açmıyoruz tabii ki. Haftada 3 gün açıyoruz. 2 hafta boyunca haftanın 3 günü akşam saat 20.30'da başlayıp en geç 24'te bitiriyoruz dersimizi. Gerçekten çok geniş, çok güzel konularımız var arkadaşlar. İsimler demiştik. İsimler müsemmadır, kişilik kazandırır ve isimlerimizle, bize seslendikçe o isimlerle kişiler, biz bu isimlerin manalarıyla kaderleniriz arkadaşlar. Ve her harfin ayrı bir titreşimi vardır. Bize anlattıkları vardır. Bilinçaltımızda her harfin ayrı bir kaydı vardır. Ve bu kayıtlar nelerle oluşur? Duygularımızla oluşur. Bu zamana kadar atalarımızdan beri getirdiğimiz akaşa kayıtları olsun, kendimiz işte bu yaşımıza gelene kadar yaşadığımız tecrübelerden olsun, bazı kayıtlar oluşuyor arkadaşlar ve bunlar isimlerin harflerine kodlanıyor. Kodlandığı zaman da eğer burada olumsuz duygular var ve kodlandıysa, her ismimiz bize çağrıldığında, seslenildiğinde hemen bu titreşimler, frekans harekete geçiyor ve biz o moda bürünüyoruz arkadaşlar. O yüzden sizin kendinize ait olup olmadığını bu isimlerin bilmeniz gerekiyor. Bunu nasıl bileceksiniz? Bunu ilk önce doğum tarihinizde bir çalışma yapacaksınız. Doğum tarihinizin alacaksınız ve ebced hesabı dediğimiz, geçmişte çok yüzyıllar önce bu yapılan bir hesaptı. Hala daha da kullanılıyor. Ebced hesabının günümüz Türkçesindeki Latin harflerine uyumlanmış hali bizim yaptığımız hesap. Numerolojiyle karıştırılıyor. Asla bu şekilde karıştırma olmasın. Numeroloji kendi alanında ayrı bir ilim dalı. Bu da ayrı bir ilim dalı. Bu çok dediğim gibi kadim bir bilgi ve Muhittin İbni Arabi'nin tekniğiyle bugüne kadar geldi. Şeyh Şerafettin Dağıstani Hazretleri de bunu meydana çıkardı ve şimdi bizim gibi eğitmenler tarafından, tabii ki sizler de bu eğitimi aldıktan sonra aynı şekilde devam edip bunu diğer arkadaşlarla, öğrenmek isteyenlerle gayet rahat bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. İsim uyumunu bulmak için dediğim gibi doğum tarihimiz lazım ve ismimiz lazım bize. Öyle anne ismi, baba ismi, soyadı falan gerekmiyor arkadaşlar. Çok derin, detaylı bir hesap
değil bu. Çok pratik bir hesap. Hiç kimsenin kafasını karıştırmayacak bir hesap. Ve bu hesaplamayla birlikte tabii burada doğum tarihinin bilinen bir doğum tarihi olması lazım. Bazen bilinmeyen doğum tarihleri oluyor biliyorsunuz. O zaman da yine biz burada devreye giriyoruz. Bizim ikinci modülümüzde bilinmeyen doğum tarihini bulma gibi güzel bir bilinçaltı seansımız var. Bilinçaltından bilinmeyen doğum tarihinin nokta atışı bulabiliyoruz. Elhamdülillah ve onun üzerine yine isminizin her harfine denk gelen bir rakamla birlikte bir hesaplama yapıyoruz arkadaşlar. Ve buradan uyumuna bakıyoruz, yüzdelik uyumuna bakıyoruz. Burada yüzdelik uyumu hani böyle çok çabuk, kısa, pratik bir şekilde yüzdelik uyumunu bulduğumuz için insanlar bu kadar kolay mı, bu kadar basit mi diyorlar ama aslında tabii ki onun altı çok dolu. Bu sadece ilk hesaplama oluyor arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi ikinci modülde seanslarımızı uygulamaya koymuş oluyoruz ve seanslarımız gerçekten kişiler üzerinde çok çok etkili oluyor. Mesela bir isim arındırma seansımız var. İsim arındırma seansı nedir diye şöyle bir düşündüğünüz zaman ne geliyor aklınıza bilemiyorum. İsterseniz buraya yazabilirsiniz. Ben de okurum. İsim arındırma seansı dediğimizde sevgili dostlar, ismimizin her harfi biraz önce bahsettiğim gibi bazı duygularla kodlandığı için bu duyguları, bu olumsuz duyguları özellikle temizleme seansı yapıyoruz. Arındırıyoruz, temizliyoruz ve şifalandırıyoruz. Ve bilinçaltımızda yeterli derecede bir kodlama oluşturuyoruz. Hatta isimlerimizi çok güzel, olumlu duygulara kodluyoruz ki bundan sonra bize seslenildiğinde kendi isimlerimizle, mesela bana şifa, şifa diye seslenildiği zaman ben huzur, mutluluk, keyif, neşe duymak istiyorsam eğer bu duyguları kendime kodlayabiliyorum arkadaşlar. Ve bunların hepsi bilinçaltı seanslarıyla mevcuttur. Tabii ki burada ilk önce bizdeki olan bu olumsuz duyguları temizlememiz gerekiyor. Onları temizlemeden yerine yenilerini ekleyemiyoruz, kodlayamıyoruz. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki bir bardak doluysa eğer bu bardağı boşaltmadan yenisi koyamazsınız, dolayısıyla yeni bir enerji gelmez oraya. Önce o bardağın içindeki eskimiş suyu boşaltacaksınız ki taze suyu da o bardağı doldurup ondan şifalanabilirsiniz. Burada da ilk önce olumsuz duyguları boşaltıyoruz ve oradan bazı teknikler uyguluyoruz. İşte aslında bilinçaltı tekniklerini hiç öğrenmeyen, bu alana hiç girmemiş ama sadece isim analizini merak ederek katılan arkadaşlarımız oluyor. Onlar da çok kolaylıkla öğrenebiliyorlar. Çünkü seanslarımızı yaparken kayıt altına alıyoruz. Daha sonrasında dinleme imkanınız var. Not alamadığınız yerleri not alabilme imkanınız var. Katılım sağlayamadıysanız tekrar edebilme imkanınız var. Ve grubumuz eğitim bitinceye kadar açık bulunacak. Ve tekrar eğitimlerimiz de olacak. Tekrar eğitimlerimize katılmak için ücreti daha uygun bir fiyat olarak belirledik. Bunun için de bana WhatsApp gruplarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ücret bilgisini orada vermek istiyorum. Dedik ki isimlerimiz müsemmadır, bizlere kişilik kazandırır ve biz isimlerimizle seslenildikçe bize kaderleniriz dedik. Ve dediğim gibi bu kodlamalar olduktan sonra yani hayatınızın akışı dahi değişiyor, daha kolaylaşıyor sizin için. Çünkü gerçekten o olumsuz, negatif duygulardan arındıktan sonra yeni, güzel, taze duygulara kavuştuğunuzda hayatınızın akıcılığı çok rahat bir şekilde ilerliyor. Ve burada yani kendinizi hani bazen sorular geliyor bana. Bugün de aynı bu şekilde bir soru geldi. Bolluk berekete de uyumlama yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi hani bazı isimlerin gerçekten değiştirilmesi gerekebiliyor. Burada da isim değiştirme seansı yapıyoruz arkadaşlar. Eğer kişiye arındırma yaptıktan sonra soruyoruz. Bakalım senin başka bir isme ihtiyacın var mı? Bu ismi sen kendine ait hissediyor musun, hissetmiyor musun? Bunun bir çalışması var. Onu yapıyoruz.
Zaten kişi kendisini bilir yani belli bir yaşa kadar gelene kadar hani bu isim kendine ait gibi mi hissetti yoksa bir başkasının ismi mi konuldu kendisine de kendine ait hissetmedi. Hani illa bir başkasının isminin aileden bir başkasının isminin konulması gerekmiyor ama bunu hissedebilmek için. Ama biz genellikle işte yeni doğan bebeklere işte babaanne, anneanne, dedelerin isimlerinin verilmesini uygun bulmuyoruz. Neden? Çünkü kişi ailede olan, aile büyüklerinden olan bazı kişilerin ismini taşıyorsa eğer, o zaman işte ilerleyen dönemde bir kader motifi oluşturmuş oluyor ve Allah muhafaza eylesin diyelim ki aile büyüklerinden birisi kaza ile vefat ederek öldü. Çok iyi bir insandı, hayatının baharındaydı. Bu kişi hani ailesinin bu kayıp acısını çektiği için aileye yeni bir bebek doğacak ve bu bebeğin işte erkekse o ölen kişi, bebek de erkekse o çocuğa o beyefendinin ismini koyuyorlar mesela vefat edip giden aile büyüğünün ismini koyuyorlar. Aslında burada çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani aslında bizim evlatlarımızın isimlerinin aile büyüklerine ait olmaması gerekiyor dediğimiz bu işte. Hani isimlerimizle kaderleniyoruz ya arkadaşlar. Burada kişinin ailesinde o kazadan vefat eden kişi yani bir kader motifi oluşturuyor ve bu kader motifi nasıl oluyor derseniz işte mesela şu anda yeni doğduğu, büyümeye başladığı o kişinin enerjisini aslında taşımaya başladı bir yandan da. Çünkü ona seslenen aile büyükleri o kişiye ait olduğunu biliyorlar o ismin. Başka bir isim de vermediler. Mehmet denen şahıs işte bir trafik kazasında, elin bir trafik kazasında ölmüş olsun ve o çocuğun ismini de o kişiyi yaşatabilmek için ismini versinler. İşte böyle bir durumda Allah muhafaza eylesin, ilerleyen yaşlarda çocukta bu tarz buna benzeyen farklı bir versiyonda kaza geçirme ihtimali yüksek oluyor. Yani küçücük bir örnek veriyorum. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz aslında. Şu anda aklıma gelen bu oldu. Onun için bunu verdim. Ve aynı kişinin haliyle hallenebilir. Hani onun ruhani halleri nasıldı mesela? Diyelim ki çok aceleci, işte sinirli, öfkeli bir insandı. O zaman bu o kişinin ismini taşıdığı için bu çocuğa o da yansıyabilir arkadaşlar. Bunların hepsi bir potansiyeldir. Olma ihtimali var mı? Var. İlla olacak mı? Tabii ki hayır. Ama biz potansiyelleri temizlemeye çalışıyoruz. Olabildiğince negatif etkilerden uzak bir isim bulmaya çalışıyoruz. O yüzden de aslında anne bebek bekliyorsa, anne adayıysa ve bebeği geleceğinden işte birkaç ay öncesinde anneye bir melek görevlendirilerek o melek gelip aslında anneye ilham ediyor kalbine, bebeğin ismini. Fakat tabii bunun ayrıntılarını bilirseniz eğer mesela aramızda bizim gruplarımızda anne adayı olan hanımefendiler var. Hiç evlenmiş bekar ama ileride evlenecek çocuğuna isim koymak isteyecek tabii ki bu şekilde genç. Evet arkadaşlar biraz dondu galiba. Evet iyi kopmamış yayınımız. O zaman devam edelim. Ne dedik? Anne adaylarımız var. Bebekleri dünyaya geldiği zaman bu bebeklerine nasıl isim vereceklerini işte düşünüyorlar. Hatta daha hamileyken düşünüyorlar. Ama biz hamilelik döneminde doğacak çocuğun hemen isminin verilmesini uygun görmüyoruz mesela. Tabii ki bir liste yapılabilir bu konu hakkında. Çocuklarınıza işte erkekse erkek çocuğu isimleri hangileri hoşunuza gidiyorsa onları yazabilirsiniz. Aile büyüklerinden hiç mi hani öneri almayacaksınız? Alabilirsiniz tabii ki. Bunu da listeye ekleyebilirsiniz. Ama burada bebeği taşıyan annedir. Ve bu hakkın anneye verilmesi gerekir. Bunların hepsini bütün hani kuralları, kaidelerin hepsini bu dersimizde öğreniyorsunuz arkadaşlar. Hani dedik ya bu her telaffuzda bizim ismimizin her telaffuzunda bize söylendiğinde her harfin bir frekansı vardır, titreşim yapar, manası bizim üzerimizde zuhur eder.
Ve işte bu yüzden de ismi koyarken ismi koyduğumuz kişiyle bu kader bulabilir ve bunlara dikkat edilmesi gerekir. Bunun gibi daha çok detaylı bilgilerimiz var. Sedd-i zirai kuralımız var. Bunun ne olduğunu anlatıyoruz. Ve burada diyelim ki zamanında konulan kişiye uyumsuz, %100 uyumsuz olduğunu farz edelim. Bir ismi var. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Orada yapmamız gerekenler nelerdir? Bu kişi hemen işte ah vah işte o yüzden mi ben bunca çileyi çektim diyebilir. Demesine gerek yok. Her şeyin bir yolu yordamı var. Değiştirebiliyoruz isimleri. İsimleri frekanslarını uyumlayabiliyoruz dediğim gibi. Kodlayabiliyoruz. Bunların hepsi bu modüllerimizde var. Ayrıca yine size küçük bir müjde vermek istiyorum. Aslında büyük bir müjde de olabilir bu. Aramızda tabii ki numarolojiyle ilgilenen arkadaşlarımız var. Hem numaroloji dersini alıp hem de benim bu kadim bilgiler olan dersimden Kapelle isim koşulundan faydalanan arkadaşlarımız var. Ve hiç isimle bugüne kadar alakası olmayıp kendince ihtiyaç hissedip derslerimize giren arkadaşlarımız var. Onlara işte bir müjdem var arkadaşlar. Yine numaroloji ile ilgilenen Leyla Arslan Taş Erkan hocamız var. Ben de kendisinden numaroloji ilmini öğreniyorum, alıyorum. O da bizim Kapelle isim koşulu eğitiminde kendisi. Burada birbirimize şöyle bir söz verdik. Sizler için arkadaşlar. Şimdi Kapella isim koçluğu eğitimine yeni bir modül ekledik. Burada da yine numarolojiden bahsedecek Leyla hocamız. Sizlere pratik olan hesaplamalarla yaşam yolunuzu, pin kodunuzu öğretecek. Ve burada bazı sorulara cevap bulacaksınız ve hayatınız için en önemli adımları atmak için güzel sorulara cevap bulacaksınız arkadaşlar. Bunun da şimdiden müjdesini vermiş olayım. Yeni modüllerimiz bu şekilde. Daha önceden bizden eğitim alıp tekrar etmek isteyen arkadaşlar bu modülü de almış olacaklar dolayısıyla. Burada hani ismi koyduğumuz kişiyle bir kader bulur, kader motifi oluşturur dedik ya arkadaşlar. Onu da karıştırmamak lazım. Biliyorsunuz mutlak kader var, bir de muayyen kader var. Mutlak kader bizim için kesinlikle belirlenmiş, hiç değişmesi imkansız kader. Yani bunlar nelerdir? İşte ne zaman, nerede, hangi yılda, hangi anne babadan doğacağımız ve doğduktan sonra kiminle evleneceğimiz gibi bu şekilde bazı değişmeyen kader yönlerimiz vardır. Bunun adı da mutlak kaderdir. Muayyen kader dediğimiz zaman işte orada bizim irademiz devreye giriyor, seçimlerimiz devreye giriyor. Ve biz tabii ki burada seçim yaptığımız zaman, kendi irademizle seçimi yaptığımızda bunlarla sınanıyoruz hayatta. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Yani muayyen kader farklı, mutlak kader farklı. Bir kere bunu ayırt etmemiz lazım. Mutlak kader zaten değişmez. O yüzden hani hamile olup şu anda bebek bekleyen annelerin dediğim gibi liste yaparak çocuğunun doğumunu beklemeleri gerekiyor. Çünkü orada bir doğum tarihi var. İşte bu mutlak kaderimiz bizim. O doğum tarihi, o doğum saati bizim için çok önemli. Ve o doğum tarihiyle birlikte bulduklarınız o hani liste şeklinde bulduğunuz isimlerden biz hesaplama yaparak uyumlama yapabiliyoruz. Ve bunun akabinde çocuğa bu ismin nasıl konulacağı hakkında kadim bilgiler, İslamiyet'te nasıl isim konulur? İsim konulduktan sonra işte çocuğa akika kurbanı kesilir mi? Akika kurbanı her zaman kesilmeli midir? Kesilmeyeceği durumlar var mıdır? İşte başka neler yapılabilir? Bunların cevaplarını buluyorsunuz. Bütün hesaplamalarda dediğim gibi önce doğum tarihi ve isim uyumuna bakılıyor. Burada arkadaşlar ismi %100 uyumlu olanlar hayatla daha fazla bir uyum içerisinde olur. Eğitimleri, anne baba aile ilişkileri, ondan sonra çevrelerindeki ilişkileri ve
kendi yuvalarını kurduklarındaki ilişkileri daha akıcı, daha rahat, daha kolay olur. Ve böyle insanları hepimiz mutlaka görmüşüzdür, az da olsa tanıyoruzdur bu şekilde. Kimisinde de %50 uyumlu olur. O zaman biraz daha çetin imtihanlara sahip olabilir. Kiminde %75 uyumlu veya uyumsuz olabilir. Kimisi %100 uyumlu veya uyumsuz olabilir. Burada sadece isim değil, eş ismi, eş uyumu, iş uyumu, çalıştığınız yerin sizinle, sizin isminizle ve doğum tarihinizle uyumuna bakabilirsiniz. Patronunuzla, çalıştığınız iş arkadaşlarınızla olan uyumunuzu hesaplayıp bakabilirsiniz bunu öğrendikten sonra. İş yeri adı dedik. Mesela yeni iş kuracak olan kişiler için bu bilgiler çok önemli arkadaşlar. Çünkü ticari bir işletme mi kuruyorsunuz, işte eğitimle ilgili bir akademi mi açacaksınız? Mesela kadınların dikkatini çeken bir şey mi olacak, yoksa kadın erkek çoluk çocuk herkesin dikkatini çeken bir iş yeri mi olacak? Yani ne amaçlı, turizm amaçlı mı olacak? Buna bakarak bazı harfleri kullanıyoruz arkadaşlar. İş yeri ismini oluşturabilmek için bazı harfleri çift kullanıyoruz. Bazı harfleri tek kullanıyoruz. Hepsinin ayrı sinerjisi var. Bunlardan faydalanıyoruz ve bir hesaplama yapıyoruz. Bu hesaplamayı neye göre yapıyoruz? Hem bulduğumuz ismin harflerine denk gelen rakamlarla hesaplama yapıyoruz, hem de onun açılış tarihiyle ilgili bir hesaplama yapıyoruz sevgili arkadaşlar. İsmin buldunuz, isme karar verdiniz. Fakat bu iş yerinin de bir doğum tarihi var, bir açılış tarihi var, bir duyuru tarihi var. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Ben şimdi mesela bunu öğrendiğimden beri açtığım WhatsApp gruplarımda kullanıyorum aynı şekilde. WhatsApp grubumu oluştururken onun ismini belirliyorum ve gününü, tarihini belirliyorum. Her günün ayrı bir enerjisi var. Her gün ayrı bir gezegenle başlıyor. Bunları da öğrenmiş oluyorsunuz. Bunları da modüllerimize ekledik. Günlerin enerjisi demişken, o günlerde mesela bugün çarşamba günüydü biliyorsunuz. Çarşamba günü Merkür gezegeninin etkisindeydi. Merkür gezegeninin etkisi ne demek? Bunu öğreniyorsunuz. İletişimin çok kuvvetli olduğu, duyuruların her zaman yapıldığında dikkat çekeceği gibi. Bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Aslında bizim yapmış olduğumuz seanslarda gerçekten çok şey öğreniyorsunuz arkadaşlar. Yani çünkü bilinçaltı seansı yapıyoruz mesela kişiye, arındırma seansını yaparken. Ve bu bilinçaltı seansında o kadar değişik teknikler kullanıyorum ki, bunların hepsini hiç daha yeni gören, bilmeyen insan bile not alıp öğrenebiliyor arkadaşlar. Bunun için ayrı ayrı ücretler vermenize gerek yok. Capella isim koçluğu eğitiminin içinde bu modüllerimiz olduğu için çok şanslısınız bir kere. Bunları da öğrenmiş oluyorsunuz. Bilginize bilgi, donanımınıza donanım katmış oluyorsunuz. O yüzden hepinizi bu eğitime bekliyorum. Ve ömür boyunca size lazım olacak bu bilgileri edindiğinizde bütün çevrenize, ailenize, tanıdığınız insanlara faydanız oluyor ve öğrendikten sonra bu eğitimi hemen bir kazanca dökebilirsiniz. Ben artık isim analizi yapıyorum, isim uyumlarına bakıyorum, iş yeri uyumlarına bakıyorum, eş uyumlarına bakıyorum, eş adayı uyumlarına bakıyorum diyebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi bir hesaplamayla olur. Her şey bir düzen, bir hesaplama, bir matematik üzerine zaten. Sizler de biliyorsunuz ki bütün kainat bu şekilde bir altın oran nispetinde her şey kendi içerisinde nizam, düzen ve intizam içinde. Buna da hayran olmamak elde değil tabii ki. Sonsuz şükürler olsun ki Yaradanımız bizlere bunları öğretti. Bizler de şimdi paylaşıyoruz. Ve şimdi gelelim yine burada isimlerin uyumlu, uyumsuz olmadığını öğrendikten sonra iş uyumu, işçi uyumu, eş uyumu, patron uyumu, bunlardan da bahsettik. Başka modülümüzde neler var? İsmimizde ve doğum tarihimizde bulunmayan, yani bizde az çalışan zayıf çakralarımızı tespit ediyoruz. Bunun için de ayrı bir tablomuz var.
Burada çakra tablosu diyoruz biz ona. Orada da ayrı bir hesaplama şeklimiz var. Ona bakıyoruz. İsmimizi, doğum tarihimizi yazıyoruz. Ve buradan, pardon, ismimiz ve soy ismimizi yazıyoruz esmalarımızı bulmak için. Eksik çakralarımızı, yani zayıf çalışan çakralarımızı tespit ettiğimizde Allah-u Teala'nın 99 tane isminden bir esma bizim için meydana çıkmış oluyor. Ve bu esmayı kendimizce 21 gün uygulayabileceğimiz bir yöntemle ismimizi ve çakralarımızı birbirine uyumlu hale getirebiliyoruz. Gerçekten çok etkili oluyor arkadaşlar. Bunu daha 21 günü tamamlamadan sizler de etkisini görüyorsunuz. Fakat burada esma çalışmalarımızda çok dikkatli oluyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Sayısız çalışılabilir veya en az, pardon, en fazla 300 rakamına kadar okutturuyoruz çalıştığımız esmalarımızı. Ve dolayısıyla hani binli rakamlarda okutturmadığımız için de aslında tehlike boyutunu gelmiş olmuyor yani bu şekilde. Çünkü esma çalışmalarına çok çok dikkat edilerek çalışılması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Acaba sizlerin soruları var mı? Ben bir bakayım istiyorum. Evet, ne zaman başlayacağını söyledik. Kaç gün sürecek onu da söyledik. Ve arkadaşlar onu da söyleyeyim. Hani kaç gün sürecek diyorlar. Normalde haftanın 3 günü yaptığımız için her hafta 3 gün, 2 hafta boyunca 6 gün yapmış oluyoruz. En az bir 18 saatlik en az dersimiz olmuş oluyor. Ve bunların hepsini kayıt altına alıyoruz. PDF'leri paylaşıyorum. Ondan sonra ses kayıtları yapıyoruz. Telegram grubumuz oluyor. Ve oradaki ses kayıtlarından kendinize kayıt alıp daha sonra dinleyebilirsiniz. Daha sonra isterseniz bunu siz de geliştirebilirsiniz. Yani çünkü yelpazesi çok geniş bir alan biliyorsunuz bilinçaltına girdiğimiz zaman. Bunlara sizler de ekleme yapabilirsiniz. Öğrendiğiniz, bildiğiniz bazı uygulamaları dahil edebilirsiniz ki ben gelişmesi taraftarıyım. Capella isim koçluğun eğitiminin adı nereden geliyor diye bazen soruyorlar. Capella ne demek diyorlar. Onu da biraz bahsedeyim. O da bir yıldız ismi arkadaşlar. Capella parlak, büyük, güzel bir yıldız ismi. Bunu da yine isim çalışması yaparak ve bilinçaltı çalışması yaparak buldum. Gerçekten güzel de bir isim oldu bence. Ve aynı zamanda işte sertifika verecek misiniz diye soruyorlar. Biliyorsunuz ki bu alanda verilen sertifikalar herhangi bir geçerliliği yoktur. Sadece ve sadece isim koçluğu eğitimi aldım diyebilmek için alınıyor. Ve ben sertifika değil de katılım belgesi vermeyi tercih ediyorum. Bizim dersimize girdiğiniz hakkında bir katılım belgesine sahip oluyorsunuz. Sizler de dilerseniz eğitimden çıktıktan sonra kendinize güvenip çalışmalar yapa yapa ve seanslara girip çıktıkça ufkunuzu açarak, kendinizi geliştirerek, yöntemlerinizi açığa çıkartarak kendinize ait bir isim koçluğu eğitimi verebilirsiniz. İsim uyumu eğitimi verebilirsiniz. Bazı eğitimlerde sizler de biliyorsunuz ki hocaların çoğu pek tercih etmiyorlar kendi eğitimlerini alındığı zaman. Bu eğitimi ben size özel verdim. Başka kimseye vermeyin bu eğitim diyorlar ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizim için önemli olan nedir arkadaşlar burada? Kişinin kadim bilgilere sahip olması. Hepimiz İslam inancına mensup insanlarız. Burada şunu da belirtmek istiyorum ki sadece hanımlara özel bir grubumuz var. Sadece hanımlara özel bir eğitim veriyorum. Bunu da buradan belirteyim. Beylere özel bir eğitimim yok, olmadı şimdiye kadar. Kendi yapmış olduğum workshoplarımda da aynı şekilde, verdiğim diğer bilinçaltı eğitimleri hakkında da aynı şekilde oldu. Hep hanımlarla çalışmaya devam ettim. Böyle daha rahat hissediyorum kendimi. Yani burada bir hani cinsiyet ayrımı olduğundan değil ama ben kendimi böyle daha rahat hissediyorum. Katılımcı arkadaşlar katıldıkları zaman kendilerini daha rahat ifade ediyorlar. Çünkü orada bilinçaltını açtıkları bir alan var. Dolayısıyla burada herkesin içinde hanımlar beraber olduğu zaman açması başka bilinçaltını,
Bir de erkekler olsa o zaman çekinirler, hiçbir şekilde derse katılım sağlayamayabilirler. Herkes o kadar rahat olmuyor zaten. O yüzden ben böyle bir seçimde bulundum. Tabii siz ilerleyen dönemde hayatınızda nasıl ilerlemek isterseniz o şekilde ilerlersiniz. Bu konuda da kimseye hiçbir kısıtlama getirmiyoruz. Biz sadece bizdeki almış olduğunuz eğitimi güzel bir şekilde kaidelerine, kurallarına uygun bir şekilde kullanarak kendinize yeni bir alan açmanızı tavsiye ediyoruz. Onun için vesile olmaya çalışıyoruz. Böyle arkadaşlar, burada sorusu olan var mı? Varsa hemen sorularınızı alayım. Çünkü biz de biliyoruz ki bazı arkadaşlarımızın eğitimleri var, saatleri var. 8'de başlayan var, 8.30'da, 9'da başlayanlar var. Onlara uygun olsun diye bu saati tercih ettim. Ve onun için bu saatte bir canlı yayın açtım. Canlı yayını açmamın tek sebebi de arkadaşlar, YouTube kanalımın gerçekten tanınmasını istiyorum. Beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda burada bu video kayıtlı kalacağından dolayı diğer hani bu konuda bilgi almak isteyen arkadaşlar da dolayısıyla bilgi almış olacaklar. Hani sonradan dinleseler bile bilgi edinmiş olacaklar. Böyle arkadaşlar. Seni görüyoruz Hüseyin. Hüseyin Erkan, gördük seni. Şahan, sen de canlı yayındasın. Gördüğünüz gibi benim çocuklar da duramadılar yukarıda. Ev olunca tabii, böyle hem home office olunca arkadaşlar, böyle şeylere maruz kalıyorsunuz tabii ki ister istemez. Evet, acaba anlatmadığımız bir şey var mı? Ona ben bir göz gezdirmek istiyorum. Numerolojiden bazı başlıklar olacağından bahsetmiştim sizlere. Evet arkadaşlar, burada gerçekten çok güzel bir alan ya, çok keyifli bir alan. Yani hepiniz bir kere çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Bunun garantisini verebilirim. Ve hani burada bir ümitsizliğe kapılmanıza gerek yok. Ay ya, benim ismim uyumlu değil, şimdi ne olacak demenize gerek yok. Bazen o isimleri dediğim gibi arındırma tekniğiyle arındırıp o şekilde %100'e uyumluyoruz. Bazen isimlere ek isim çağırabiliyoruz. İşte burada da yine ek isim çağırma seansımız var. Yetişkinlere nasıl ek isim çağrılır ve nasıl ek isim alınır, bunu da siz belirliyorsunuz. Yani biz belirlemiyoruz. Nasıl belirliyoruz? İşte bilinçaltı seanslarıyla belirliyoruz. Bu şekilde kolaylıkla öğrenmiş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakıyorum da WhatsApp'tan şu an karşımda bazı sorular oradan gelmiş. Buraya yazmamışlar. Şey demişler arkadaşlar. İşte acaba taşlarınızın bir anlamı var mı demişler. Evet, hepsinin bir anlamı var arkadaşlar bunların. Gördüğünüz gibi bu bakır. Üzerindeki taş onyx taşı. Burada da ametist var. Ve bunlar da pembe kuvars ve pembe akik oluyor. Burada da var bir takım taşlar. Bunları tabii ki ayrı bir atölye yapmayı planlıyorum. Çünkü yaratılan her şeyin bizim için çok büyük önemi var. Bir taş bile olsa taş deyip geçmememiz gerekiyor. Gerçekten şifamıza vesile olacak bütün doğal şeyleri kendi adıma öğrenip, bilgilenip, kendimde faydasını görüp ondan sonra paylaşmayı tercih eden birisiyim ben. Bunu ben çocukluğumdan beri yapıyorum. Önce çocukken bu şeylere başladığımda çok iyi hatırlıyorum. 11-12 yaşlarındaydım. Kitap okumayı çok seviyordum ve bu yüzden de bizim bir kitapçımız vardı. Ben bir ilçede yaşamıştım, Susurluk'ta yaşamıştım. Çocukluğumu bitirinceye kadar bütün okullarımı orada bitirdim. Orada herkes bilir, Susurluk'ta yaşayan herkes bilir. Orada caminin altında bir kitapçımız vardı ve o kitapçıya güncel kitaplar gelirdi. Genellikle de böyle dua kitapları, dini kitaplar falan satardı. Çünkü eski emekli bir müftüydü sahibi.
Ben sık sık oraya giderdim. Oradan sevdiğim kitapları alır okurdum ve dua kitaplarına yönelmiştim 12 yaşlarımda falan böyle. İyi ki de yönelmişim. Orada da Şifalı Dualar diye bir kitap vardı. Ondan birçok şeyi kendi adıma denemiştim, uygulamıştım, denemiştim demeyeyim burada da şey olmasın. Uygulamıştım ve uyguladığımda da tabii çocuk olduğum için çabuk sonuç alıyordum. Elhamdülillah. Bu kitapların arasında bitkilerle ilgili işte hangi bitki nasıl, hangi hastalığa iyi gelir, ne yapmak gerekir, nasıl kullanmak gerekir. Bunların hepsini küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş öğrenmeye, uygulamaya başlamıştım. Dolayısıyla o zamandan beri bir şifacılık var Allah'ın izniyle. Zaten aileden de gelen bir ocaklığım var. Anneannem hayattayken ben 12 yaşlarındayken anneannemin çabucak böyle ağrıları tespit ettiğini insanların vücudundaki ve elini dokunduktan sonra yani hafif bir masaj dediğimiz uygulamayı o zaman onlar kulunç kırma diyorlardı buna. Masaj denilmiyordu genellikle. Onu yaptıktan sonra hemen ağrıların çabucak geçtiğini görüyordum, biliyordum. Ben de büyüme dönemindeydim. Benim de böyle sırtımda hafif hafif ağrılar oluyordu. Anneanneme söyledim bir gün, ya anneanne sen nasıl yapıyorsun böyle elini dokunduğun yerlerde hemen benim ağrım tespit ediyorsun. Hemen iki kere sürsen elini ovalasan geçiyor. Bunu nasıl yapıyorsun diye sordum. Oysa o da ocaklama olmuş, onu söyledi, anlattı. Ailemizde süre gelen böyle bir ocaklığın olduğundan bahsetti. Ve büyük büyük ninelerinden el aldığından bahsetti. Ve ben sana el verebilirim bu konuda dedi ve bana el verdi arkadaşlar. O günden sonra gerçekten ben de ağrının yerini tespit etmekte el melekeleri gelişmiş bir durumda. Yani o ocaklığın verdiği etkiyle olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten bazı kişilerin bu konuda yeteneği var. Bazı kişilerin yeteneği var ama bunu potansiyel olarak açığa çıkaramamış. Onların da potansiyelinin açığa çıkması için bence bu el alma olayı doğru. Bunu eğer karşılarına böyle bir insan çıkarsa talep edebilirler. Tabii kişilerin karşılıklı talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek bir işlem, duası var. Bu şekilde duasını alarak bir eğitime başlamış oldum aslında. Kendi hayatımda hep deneyimlediğim bazı şeyler sonucunda en son yaklaşık bundan bir 10 sene önce niyetimi aldım. Çocuklarım o dönemde biraz biraz büyümeye başlamışlardı. Anaokuluna gitmeye başlamışlardı falan. Dedim ki artık ben de bir şeyleri bilinçli bir şekilde öğrenip eğitimlere katılayım ve artık kendimdeki potansiyeli açığa çıkarmayı seçtim. Ve dediğim gibi hacamat, sülük, fitoterapi, ozonterapi bu eğitimleri aldım ve başladım. Alır almaz da uygulamaya başladım arkadaşlar. Tabii ki ilk uygulanan kimler? Eşlerimiz, çocuklarımız. Herkes böyle şaşırıyordu işte. Çocuklar çok küçük. Neden yapıyorsun? Çünkü benim en küçük çocuğum o zaman 3-4 yaşlarındaydı ve o hacamatla tanışmıştı. Dolayısıyla bunları yapa yapa öğrendim. Öğrendiklerimi, bilgilerimi herkesle paylaşmaya çalıştım derken bu uygulamaları yaparken zahirde orada çıkanın kan olduğunu görüyorsunuz hacamatta kupa terapisinde. Ama aslında diplerde yatanın başka bir şey olduğunu da hissediyorsunuz. Gözünüzde görmüyorsunuz ama bunu hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla orada birçok arızanın, hastalığın ruhsal olduğunu anladım. Ve zaten hani hocalarımız da hep söylüyorlardı, ruh hastalanmadan beden hastalanmaz. Ruh hastalanırsa beden de bazı organlara sirayet eder ve o organların temizleme yapılması gerekir. Bu temizleme neyle yapılır? Bitkilerle yapılır, kürlerle yapılır. Ama onlar uzun tedavi yöntemleri tabii ki. En kısa, en doğal, en kolay yolla hacamat detoksu çok çabuk bir şekilde detoks yaptığı için ben de bu uygulamayı yapıyordum. Fakat sonrasında anladım ve öğrendim ki aslında bizim her şey bilinçaltımızda saklı ve bu bilinçaltımızda saklı olan bu olumsuz duyguları, işte atalardan gelen aktarımı temizlemek mümkün. Yani bu bizim kaderimizdir deyip boynumuzu eğip bu şekilde hayatımız boyunca çilelerle, işte büyük büyük sıkıntılarla onları nasıl atlatacağımızı bilemeden gitmektense
Allah'ın izniyle yine Allah'ın göndermiş olduğu bu ilimlerden faydalanarak, bilinçaltını, sırlarını keşfederek, nasıl kullanacağımızı öğrenmeye çalışarak elimden gelenin en iyisini yapmaya niyet ettim ve bu arada yaklaşık bundan 8 sene önce nefes terapileriyle başladım eğitimime. Nefes terapisi yaptıkça gerçekten arkadaşlar tepeden tırnağa şifalanıyorsunuz ve burada nefes terapisinde genellikle yani beyniniz, zihniniz, algılarınız o kadar çok açılıyor ki çok rahat bir şekilde dile getirmek istediklerinizi getirip kendinizi rahat bir şekilde ifade edebildiğiniz gibi aynı zamanda karşınıza gelen tüm insanları da niyetlerini onlar daha söylemeden size ilham oluyor kalbinize ve gerçekten bunları anlamaya başlıyorsunuz. Ve bunları anlamaya başlamak demek insan için gerçekten hayatında büyük bir çığır açması demek. Benim de öyle oldu tabii ki. Sonra kendi seçimlerimi oluşturdum ve artık bilinçaltı eğitim almaya niyet ettim ve yaklaşık 5-6 tane hocadan bilinçaltı eğitimleri aldım. Şimdi hali hazırda devam eden yaşam koçluğu eğitimim var. Duru geri eğitimim var. Rüya analizi eğitimim var. Ve numaroloji eğitimim var. Biraz önce size söylediğim gibi. Ve aynı zamanda yine niyet eğitimim var. Bunların hepsinde aslında nefes terapisi ön plana çıkıyor. Nefes yapmadan bunları yaparsanız daha az etkili oluyor. Buradan beni dinleyenlere, dinleyeceklere özellikle üzerinde durarak altını çizerek söylüyorum ki arkadaşlar nefes terapisi alarak başlayın. Eğer hiç başlamadıysanız böyle bir şeye. Nefes terapisi alarak başladığınızda bizi daha iyi anlamaya başlıyorsunuz çünkü. Bazen bizim uğraşımızı ilk kez duyan insanlar ya o da ne ki? Yani acaba ne yapıyorsunuz? Mesela en son bir niyet çalışmam olmuştu. Bu niyet çalışmasını yaptırdıktan sonra bana çok enteresan, ilginç bakış açısıyla bazı mesajlar geldi. Bir tanesi, siz bu niyetleri yaparken büyü mü yapıyorsunuz? Tılsım mı yapıyorsunuz? Diyenler oldu yani. İşte düşünün, bu derece bilinçsiz bir kesim de var arkadaşlar. Dolayısıyla onların bilinçlenmeleri için hepimiz bu konuda misyon edinmeli. İlgisi olan arkadaşlar için diyorum tabii ki. Bu eğitimleri elimizden geldiğince alabilmeli, uygulayabilmeli, hayatımıza geçirebilmeli ve başkalarına da Allah'ın izniyle alan açabilmeliyiz bu konuda. Bu alan hepimize yeter arkadaşlar. Yani bu ilim sadece bende var, işte ben sadece bu ilimi vereceğim dememeliyiz hiçbirimiz. Bu ilmi ve yani kendimizi sakladığımız ilmin hiç kimseye faydası yok. Ne kendine ne başkasına o zaman faydan olur dolayısıyla. O yüzden en güzeli arkadaşlar burada kendimizi saklamayacağız, paylaşacağız. Paylaştıkça çoğalacak, paylaştıkça artarak, katlanarak gelecek. O kadar deniz derya bir ilimle karşılaşacaksınız ki gerçekten. Çok çok fazla alanları var. Yeter ki siz isteyin. Mesela ben Access to Bars eğitimi de aldım. Öncelikle ona çok böyle şeyim vardı. Yani ön yargım vardı açıkçası. Hani yurt dışı kaynaklı bir eğitim. Theta Healing'e de olduğu gibi. Bir ürküyorsunuz böyle. Acaba dışarıdan geliyor. Bunda bir şey var mıdır? Altında ne var ne yok falan diye. Ama araştırdığınız zaman aslında öyle olmadığını anlıyorsunuz. Ve gerçekten insanlığın hayrına çıkarılmış birçok eğitim. Burada kişisel olarak herkesin seçimleri farklı sadece. Kimi sadece dini eğitim almayı tercih ederken, kimi böyle yurt dışı kaynaklı eğitimleri alıp onu bizim ülkemizde uyarlaya da biliyor. Böyle hocalarımız da var. Onları da tanıdık biliyoruz. Yani bence gelişime açık olmak lazım. Evet, gerçekten gelişim bizim hayatımız boyunca. Beşikten eşiğe kadar, mezara kadar diyor ya, devam ediyor. Burada kimlere, önce kendimize tabii ki, kimlere katkı olabildiysek, olabilirsek ne âlâ, ne mutlu bize diyorum tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar, sohbetimiz güzeldi. Sizlerden başka bir soru gelmediğine göre ben artık sohbetimizi sonlandırabilirim diye düşünüyorum. Yaklaşık bir
40 dakika olmuş. 40-50 dakika olmuş açalı. Çok güzel bir sohbetti. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Dinlemeyen, izlemeyen arkadaşlarımız kalmasın. Lütfen paylaşın sevdiklerinizle. Yine sorularınızı bu videonun altına yazarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince dönüş yapacağım sizlere. Ve eğitimimize girmek istiyorsanız sevgili arkadaşlar, WhatsApp grup linkini bu videonun altında paylaşacağım. Buradan giriş yapabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum her birinize. Hoşça kalın arkadaşlar.